Saat başında tekrar sizlerle birlikteyiz değerli izleyenler. Şimdi bugün 23 Nisan dedik. 23 Nisan mesajları var. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Çocuk haklarından bahsediyoruz dedik. Çocuk hakları Türkiye'de ne durumda? Çocuk haklarını bir kenara bıraktık. Çocuklar bu ülkede küçücük yaşlarında çalıştırılıyorlar, yatağa aç giriyorlar, karınları doymuyor, beslenemiyorlar dedik. Bu konuyu ilerleyen dakikalarda HDP Çocuk Komisyonu eş sözcüsü Nuray Türkmen ile konuşacağız. Seçim politikalarına yönelik konuşacağız. Neler olmalı, neler vaat ediliyor diye. Ama öncesinde siyasi gelişmeleri bir aktaralım sizlere değerli izleyenler. Siyasi parti temsilcilerinin geleneksel bayram ziyaretleri bu Ramazan bayramında da devam etti. Ramazan bayramının ikinci gününde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde oldukça yoğun bir bayramlaşma programı vardı. CHP heyeti genel merkeze ziyarete gelen 18 siyasi partiyle bayramlaştı. HDP ve Yeşil Sol Parti heyeti de 5 siyasi partiyi genel merkezinde ağırladı. Değerli izleyenler, bayramlaşma ziyaretleri devam ediyor elbette ki. Sahada olan biliyorsunuz partiler de vardı. Birçok partide sahada dediğimiz hem ülkede sahadaydılar hem de deprem bölgesindeydiler. Depremzedeleri unutmadılar. Partiler kendi aralarında da bayramlaşıyorlar. İstediğimiz, özlediğimiz görüntüler aslında bunlar. Bayram hem de barışma vesilesi dedik ya. Diliyoruz ki bu ülkede yüksek tonda konuşan muhalefet ve hükümet kanadındaki partiler de bayram vesilesiyle biraz daha yumuşak bir üslupla konuşurlar değerli izleyenler. Bayramlaşma ziyaretleri sonrasında neler oldu peki? Bir de 23 Nisan denk düştü biliyorsunuz. Bugün 23 Nisan. Beraberinde 23 Nisan kutlamaları da yapıldı. Liderlerden kutlamalar geldi. Gazetelere de baktığımızda gazetelerin ilk sayfalarında zaten 23 Nisan haberlerini görüyoruz. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesi bu ruh hiç sönmesin manşetini kullanıyor bugün. İlber Hoca tarihi günü yazdı denilmiş. İlber Ortaylı 23 Nisan'ı anlatıyor. 1920'de neler olduğuyla ilgili. 23 Nisan haberlerine geleceğiz ama şimdi bayram ziyaretleri vardı partilerin. Ona bir gidelim. Bakın hangi partileri ziyaret etti. Merhaba arkadaşlar, iyi bayramlar. Siyasi parti temsilcilerinin geleneksel bayram ziyaretleri bu Ramazan bayramında da devam etti. Bayramın ikinci gününde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde oldukça yoğun bir bayramlaşma programı yaşandı. CHP, aralarında HDP ve Yeşil Sol Parti, AKP, Yeniden Refah Partisi, Memleket Partisi'nin de bulunduğu 18 siyasi partiyle bayramlaştı. Partinin ilk ziyaretçisi AKP heyeti oldu. Çalışmaları da seçimde yakın olduğu için onlar da hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah hep birlikte huzur içerisinde bu seçimi de gerçekleştireceğiz. Daha sonra da DSP, Vatan Partisi, HDP ve Yeşil Sol Parti heyetleri CHP Genel Merkezi'ne gelerek bayramlaştı. HDP ve Yeşil Sol Parti ile gerçekleşen bayram sohbetinin gündeminde Adıyaman'da Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlü saldırı vardı. Yeşil Sol Parti MYK üyesi Sevtap Akda, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti. Maalesef bu seçim süreçleri kutuplaştırma siyasetini yapmaya çalışanlar açısından her birimizin eşit özgür koşullarda demokratik hakkını kullanabileceği, topluma birleşebileceği koşulların yaratılması konusundaki zeminlerinde zedelenmeye çalışıldığı süreçlere maruz kalabiliyoruz biz. Bunu en çok yaşayan partilerden biri olarak, tarihsel olarak çok iyi hissediyoruz bu canımızı yakan süreçleri. Ama yaratacağımız toplumsal dönüşümle gerçekten dediğim barışı, kardeşliği, demokrasiyi getirebileceğimiz koşullarda bu tarz sorun çözme yöntemlerinin de aşılacağına inanıyoruz. HDP ve Yeşil Sol Parti'nin ardından CHP Genel Merkezi'ni İYİ Parti heyeti ziyaret etti. Daha sonra BBP, Demokrat Parti, MHP, ANAP Genç Parti ve Saadet Partisi heyetleri de ziyarette bulundu. CHP'ye ayrıca Deva Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Türkiye Değişim Partisi, Memleket Partisi ve Milli Yol Partisi ziyarette bulundu.
CHP Hüdapar'la bayramlaşmadı. HDP ve Yeşil Sol Parti heyeti siyasi partiler arasındaki bayramlaşmalar kapsamında HDP Genel Merkezi'nde CHP Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Genç Parti ve Deva Partisi olmak üzere 5 siyasi partiyi ağırladı. HDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Sultan Özcan 14 Mayıs mesajı verdi. Bu seçim döneminde elimizden geldiğince hep birlikte bu tek adam hep adamı göndermek ve parlamentoda çoğulcu, eşit yurttaşlık temelinde yerel demokrasiyi esas alan yeni bir demokratik geleceği biçimlemenin yollarını açacağız. AKP Millet İttifakı'ndan CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti olmak üzere 10 siyasi partiyle bayramlaştı. Ancak HDP ve Yeşil Sol Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile bayramlaşmadı. MHP ise aralarında CHP'nin de olduğu 5 partiyle bayramlaştı. Cumhur İttifakı'nın ortağı Hüdapar ise MHP'nin bayramlaşma programında yer almadı. Türkiye seçim atmosferine girdi. Yeşil Sol Parti coşkulu etkinliklerini sürdürüyor. Eş sözcü Çiğdem Kılıçgün Uçar, Yeşil Sol Parti Gençlik Meclisi etkinliğinde gençlerle buluştu. Tek adam rejiminin bize reva gördüğü sistemi kapatmakla birlikte yeninin nasıl olacağını da belirleyeceğimiz bir süreç. 14 Mayıs'ta pusulaların sandığa girmesine geri sayım başladı. Siyasi partilerde seçim coşkusu yaşanıyor. Bu partilerden biri de Yeşil Sol Parti. Çalışmalarını kesintisiz sürdüren partililer etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Yeşiller ve Gelecek Sol Partisi eş sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, İstanbul'da Gençlik Meclisi'nin düzenlediği etkinlikte konuştu. 14 Mayıs seçimleri kritik bir seçim. Her söylemimizde ifade ediyoruz. Mevcut dönemi kapatmakla birlikte, yani tek adam rejiminin bize reva gördüğü sistemi kapatmakla birlikte yeninin nasıl olacağını da belirleyeceğimiz bir süreç. Yeni yüzyılın hangi dinamikler üzerinden kurulacağı, yakın geleceğimizin kimler üzerinden yürütüleceği meselesi çok kıymetli. Çiğdem Kılıçgün Uçar, gençlerin 14 Mayıs'ta önemli bir rol olacağını belirtti. Bugün sizin halayınızdan ve coşkunuzdan gördüğüm İstanbul'daki genç arkadaşlarımızın da bu sürece müdahale edeceği ve yeni bir süreçte de kurucu özne olacağı. Çünkü mevcut iktidar gençler üzerinden bir siyasetsizlik yürütüyor. Bundan bahsetmek istediğim siyasetin dışında tutan, mekanizmalarda yer almasını engelleyen, gençliği geleceksizlikle tehdit etmeye devam eden ve bütün süreçlerde aslında gençliği saldırı politikalarıyla hedef alan genel konseptinden vazgeçmedi. Yeşil Sol Parti eş sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, gençlerin AKP'yi yeneceğini belirtti. Tek adam rejimine karşı geri adım atmayan bütün mücadele alanlarının içinde genç arkadaşlarımız var. Bizim güvencimiz bu arkadaşlar. Nasıl AKP çocuk da olsa, kadın da olsa, genç de olsa gereğini yaparız dedi ya Van'da. Biz de bunları göndermek için gereğini yapmak durumundayız. Bence genç arkadaşlarımız ne yapması gerektiğini biliyor. Etkinlikte bir sözde Yeşil Sol Parti milletvekili adayı oyuncu Kerem Fırtına aldı. Fırtına, demokratik cumhuriyeti inşa edeceğiz dedi. Bu suni düşmanlığın, manasız kavganın da sonunu getireceğiz. Demokratik cumhuriyet için bir adım geri atmayacağız. Güneyde, kuzeyde, doğuda, batıda, her yerde olmaya devam edeceğiz. Yeşil Sol Parti'nin İstanbul 1. Bölge 1. sıra adayı Sırrı Süreyya Önder dün Adıyaman'daydı. Samsat ilçe ziyaretinde neler oldu, kimlerle bayramlaştı? Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya neden gelmedi? O ziyaretin detaylarına bir bakalım. Yeşil Sol Parti'nin İstanbul 1. Bölge 1. sıra adayı Sırrı Süreyya Önder, bayramın ilk günü memleketi Adıyaman'daydı. Kahta ilçesinde depremzedelerle bir araya geldi. Ardından Samsat'a geçti. Yeşil Sol Parti seçim bürosunda Önder'i görmeye gelenler arasında İYİ Parti ilçe başkanı, CHP'liler ve muhtarlar vardı. Burada yurttaşlar yaşadıkları sorunları anlattı. Bu insanlarımızın gidebilecek bir yeri yok, barınacak bir yeri yok. 7 senedir deprem olmuş, daha hala konutlarımız bitmemiş. Başka bir yurttaş, hükümet tarafından tamamlandı denilen deprem konutlarının son halini gösterdi. Sayın Vekili, mesela AK Parti diyor ki, Samsat depremde konutlar bitmez. Konutlar son, burada hala 7 bu halde. Önder yurttaşlara seslendi. Burada çok onurlandıran
bir manzarayla karşılaştım. Bu üç mahallenin saygıdeğer temsilcilerinin hepsi bizi ziyarete geldiler. Hepsi çayımızı içtiler, hatırımızı sordular, hoş geldin dediler. İçinde bizim partimizden olmayanlar da vardı. Ama bu gerçekliği bütün çıplaklığıyla onlar da görüyorlar. Çağrıda bulundu. Birazdan da haber geldi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu buraya teşrif edecekmiş. Hep birlikte duralım, ona da bir selam verelim. Bana yaptığınız gibi bir hoş geldini de hep beraber biraz sonra ona gösteririz. Ondan sonra 14 Mayıs'a kadar ev ev, dükkan dükkan, köy köy, mahalle mahalle, mezra mezra gezeceğiz, çalışacağız. Bize uyku haram, size de çalışmak farz. Yeşil Sol Parti milletvekili adayı Önder ve yurttaşlar uzun süre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesini bekledi. Ancak mezarlık ve türbe ziyaretindeki sözlü saldırılar nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun programı iptal edildi. Önder ve Kılıçdaroğlu buluşması bu nedenle yapılamadı. Şimdi bu kadar selfie'nin bir karşılığı var. Yeşil Sol Parti'yi ve nasıl oy kullanacağımızı... Maraş Pazarcık'ta Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan depremzedeleri azarladı. Devlet nerede sorusuna beraberinde onu koruyan askeri polisi göstererek işte burada dedi. Ben olmasam bu çadırlarda kalabilir misiniz? Benim getirdiğim çadırlarda kalıyorsun sen. O zaman çadırda kalma diye de çıkıştı. Bir utanç haberi izliyoruz şimdi. Lütfen, lütfen. Bu çadırlar kim? Biz 70 yıldır burada rezil. Bu çadırları kim getirtirdi? Ben getirtirdim. Benim getirdiğim çadırlarda kalıyorum sen. Maraş'ın AKP'li Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan Çadırkent ziyaretinde depremzedelerin neredeydiniz tepkisiyle karşılaştı. Yılmazcan şikayetlerini dile getiren yurttaşlarla alay etti. Burada. İki vali geldi. İki vali burada. Buradayım, ben buradayım. Sen neredesin? Ben de buradayım. Ben de buradayım. Bu çadırları devlet mi kurdu, sen mi kurdun sorusuna da çadırları kendisinin getirdiğini öne sürerek cevap verdi. Yılmazcan yurttaşa, getirdiğim çadırımda kalma o zaman diye kızdı. Vallahi sen mi kurdun bu çadırları, devlet mi kurdun? Sen bir gün buraya gelip de milletin halini sorma. Biz 70 yıldır burada rezil. Bu çadırları kim getirtirdi? Ben getirtirdim. Benim getirdiğim çadırlarda kalıyorsun sen. O zaman çadırda kalma. Getirdiğim çadırda kalıyorsun. Tepkiler artarken Yılmazcan belediye başkanı olduğunu bilen ve bu yüzden tepki gösteren yurttaşa belediye başkanı olduğunu hatırlattı. Belediye başkanı. 18 bin oy aldım. Burada. İki vali geldi. İki vali burada. Buradayım, ben buradayım. Evet, sakin. Sevgili İbrahim Yılmazcan, belediye başkanı 18 bin oyla seçilmişsiniz. Bravo. Belediye başkanı olmak demek, bir yerde seçilmek demek, o bölgedeki insanlar sıkıntılarına gelip size anlatsın diye o belediyede başkanlık yapmak demek. Derdini, sıkıntısını insanlar sizlere aktaracak değil mi? Oradaki yurttaşları temsil ediyorsunuz. Deprem bölgesine gitmişsiniz. Hem de deprem bölgesinde bir belediye başkanısınız. Oradaki insanlara bu üslubunuz, bu hitabınız, ben getirdim, ben yaptım. Uygun cümleyi arıyorum. Edep yahu. Yani o çadırları siz bile getirmiş olsanız, şahsi kendi paranızla getirmiş bile olsanız, insan orada bunu demeye utanır. Gerçekten nerede, hangi dönemde neyi yaşıyoruz bilmiyorum. Haberi izledik. Arkadaşlarla birlikte hep beraber haberi izleyince bir sakin bir nefes alalım dedik. Derin bir nefes aldık. Sen kimsin diyen insanları gördük ya biz bu ülkede, vekilleri, belediye başkanları. Yani bir saniye, siz hizmet etmek için oradasınız. Belediye başkanı oldunuz da orayı, tapusunu size vermediler bölgenin. Yani siz o insanlara hizmet etmek için oradasınız. Maaşınızı alacaksınız, hizmet edeceksiniz. İyi hizmet edeceksiniz. Çürük binalara ruhsat vermeyeceksiniz. İnsanları öldürmeyeceksiniz. Ondan sonra çadır verdim diye de böyle üste çıkmayacaksınız. Bir kere o bölgedeki insanlar, deprem yaşayan insanlar, acılı insanlar, arkadaşlar, el vicdan.
İnsanlar anasını, babasını, çoluğunu, çocuğunu kaybetmiş, enkaz altında tırnaklarıyla enkazdan canlarını çıkarmaya çalışmışlar. Günlerce soğukta, ayazda kalmışlar. Yalan mı? Orada mıydı 3 gün boyunca devlet, gitti mi? Hadi devlet de demeyelim, hükümet. Orada mıydı? Giden oldu mu? Biz görmedik. İnsanların isyanı buna. Kime muhatap alacaklar? Canını kaybetmiş, evladı enkazın altında, alet edevat yok diye, kurtarma ekibi yok diye göz göre göre bağıra bağıra ölmüş insanların yanına gideceksiniz. İnsanlar sitem edecek, isyan edecek. Yahu size taş atsa susup acısı var deyip susup kenara çekilmeniz gerekiyor. Gerçekten öyle bir döneme geldik ki gidip burada bile o çadırları ben verdim. İyi alt ettiniz. Ne kadar verdiyseniz IBAN gönderin, toplayıp biz size çadırınızın parasını geri verelim. İnsanlara böyle söylemeyin. Değerli izleyenler, devam ediyoruz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bayram kahvaltısında partililerle bir araya geldi. Programda konuşan Akşener ve Yavaş seçim gündemini değerlendirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bayramın ikinci günü Ankara'daydı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı'nın düzenlediği bayram kahvaltısına katıldı. Gündeminde seçimin ardından meclis çoğunluğunu sağlamak vardı. Eğer 15 Mayıs sabahı, yani 14 Mayıs akşamı Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak, İYİ Parti'de eğer birinci parti olur, milletvekili sayısı çok olursa bu ülkeyi yönetmekle ilgili irade burada, büyük çoğunluk burada olur. İYİ Parti lideri koalisyon hükümetlerinin faydalı olduğunu, 14 Mayıs'tan sonra kurulacak hükümetin de koalisyon hükümeti olacağını söyledi. Akşener'in seçim sonrası hedefi ise koalisyonun büyük ortağı olmak. Ben başbakan olmayı hedef seçtim. Niçin seçtim? İYİ Parti'nin iktidar olması için seçtim. Yoksa benim şahsımla alakalı bir durum yok. Ama şu var. Ben başbakan olmayı onunla bununla pazarlık yaparak, ona buna yalvararak yapamam. Fıtratım buna ters. Onun için birinci parti çıkacağız ki ben sizin bileğinizin hakkıyla, kendi bileğinin hakkıyla, çalışmakla her bir vatandaşımızın kapısının içinden girerek, onu ikna ederek ben başbakan olacağım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın gündeminde ise Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik provokasyonlar vardı. Yavaş iktidarı hedef aldı. Yani tweet atamıyor gençler. Tweet atarsa aynı gece evinden alıyor. Dün gördünüz, saldıranları gördünüz, Adıyaman'daki provokasyonları gördünüz. Bakalım ne yapacak? İktidar bunlarla ilgili bir adım yapacak mı? Artık bu şube sistemin ortadan kalkması lazım. Dünyada neler oluyor? İsrail'e bir göz atalım. İsrail'de tartışmalı yargı reformu öfkesi sürüyor. Halk protestoların 16. haftasında yine sokaklarda. İsrail'de yargı reformu gösterileri 16. haftasında. Halkın ülke tarihinin en sağcı koalisyonuna yönelik öfkesi dinmiyor. Protestoların 16. haftasında da halk sokaklarda ses yükseltmeye devam ediyor. Protestoların süreceği Kaplan Caddesi'nde İsrail polisleri alanda hazırlık yapıyor. Protesto organizatörleri hükümete ülkede inşa edilen her şeyi yok etme tehdidinde bulunduğu suçlamasını yöneltiyor. Yargı reformunu savunan Başbakan Benjamin Netanyahu bir mola vererek karşıt görüşler arasında denge kurmaya çalıştığını belirtmişti. Söz konusu yargı reformu yüksek mahkemenin yetkilerini sınırlandırıyor ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor. Başbakan Netanyahu 27 Mart'ta ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı. Evet, dünya bu halde değerli izleyenler. Peki Türkiye'de neler oluyor? Türkiye için bugün önemli bir gün. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan. Çocukluğumuzda böyle neşe içinde kutladığımız, işte bize hediyelerin alındığı, okullarda kutladığımız, çocuk hakları dediğimiz, o gün biraz şımardığımız bir gündür. Çocuk Bayramı ya. Peki bu Çocuk Bayramı'nda çocuklarımız şımarabiliyor mu? Bırakın şımarmayı, gözleri gülebiliyor mu? Evrensel Gazetesi'nin manşetini aktarmıştım. Bir kez daha aktaracağım sizlere.
Ne çocuklar mutlu, ne de halk egemen. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bayram yapması gereken çocuklar yoksulluk ve açlığın pençesindeyken tek adam rejimi de 103. yılında meclisi adeta vesayet altına almış durumda. Evet, laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nde geldiğimiz nokta saraylar. 1150 odalı, kaç odaydı arkadaşlar, hep karıştırıyorum. 1150 odalı evlerde yaşam sayısını biliyoruz. 13 tane uçak vesaireler, gemicikler, onlar bunlar şunlar, bir yüzükle yapılan servet. Peki çocuklar, 23 Nisan. Bu arada ruhu çocuk kalan, en azından içinde hala o çocuk heyecanını hisseden herkesin, aynı zamanda çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Çocuklarımızdan özür diliyorum. Bizi affedin çocuklar, seçtiğimiz insanlarla sizin için yeri gelip biz konuştuk ama konuşmadığımız zamanlarda, sizin haklarınızı savunmadığımızda, sizin yaşam hakkınızı koruyamadığımızda, size bayram gibi bayram yaşatamadığımızda kendisini suçlu hissedenlerden biriyim ben. Bir kere öncelikle çocuklardan özür diliyorum. Daha güzel bayramlarımız olsun, gözlerinizin içi güldüğü. Hep söylediğim gibi ne zaman çocuklar için bayram olur? Eşitlik olduğunda. Eşitlik ne demektir? Adalet ne demektir peki? Yani bir kere herhalde en önemli şey eğitim. Bütün çocukların aynı eğitime ulaşabildiği, yani bazı çocukların bilmem kaç kilometre karda, ayazda, selde, fırtınada, Karadeniz'de, doğuda okula ulaşmak için verdiği mücadele, diğer tarafta işte çok daha rahat ulaşım sağlayan çocuklar var. Önemli olan eğitimi o çocuklarımıza götürebilmemiz. Ve hep söylediğim gibi bu ülkede belediye başkanlarının, başkanların, bakanların, milletvekillerinin çocuklarıyla bu ülkeye hizmet eden hepimizin çocukları aynı sıralarda oturduğu zaman çocuklar için eşit bir yaşamı konuşabileceğiz. Yoksa parayla okuttuğumuz çocuklarla çocuk ayrımını daha da çok açmış, pekiştirmiş olacağız değerli izleyenler. Konuyu kiminle konuşacağız? Elbette ki konunun uzmanıyla konuşacağız. HDP Çocuk Komisyonu eş sözcüsü Sayın Nuray Türkmen bizimle birlikte olacak şimdi. Sayın Türkmen, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Merhabalar. Merhaba. Biz teşekkür ediyoruz. Zor bir görev yapıyorsunuz. Bu ülkede, bu coğrafyada çocuk komisyonunda olmak. Ve aktaracağınız haberler herhalde çocuklarımız çok mutlu, şöyle eşit vesaire, daha iyi olacağız gibi bilgiler olmayacak. Bunun farkındayız ve bugün 23 Nisan. Mutsuz çocuklarımız var, karnı doymayan çocuklarımız var, doysa da beslenemeyen çocuklarımız var. Bunlar çok derin konular. Süremiz kısıtlı. Ben size sizin çocuklar için hazırladığınız politikayı sormak istiyorum. Yani tüm bunlar yaşanırken, tüm bunlardan şikayet ederken, sizin çözüm önerileriniz ne? Bir çözüm olabilir mi? Biz çocuklarımızın gözlerinin içine baktığımızda onları mutlu görebilir miyiz? Buyurun, söz sizde. Çok teşekkürler öncelikle böyle bir meseleye, böyle bir başlığa yönelik hassasiyetinize gerçekten. Biraz önce aslında izlediğimiz haber, belediye başkanının sözleri çocuklarla da ilgili sözler aynı zamanda bu ülkede. Yani nasıl belediye başkanı başkanlık yaptığı, aslında kendi seçildiği yerden, kendini seçtiren yerden insanlara, halka siz kimsiniz ki diyorsa ve aslında ben olmazsam siz olmazsınız diyorsa, çocuklar bunun daha altında. Yani siz kimsinizin aslında söylenmediği bile. Yani tamamen muhatap kabul edilmediği, yok sayıldığı, yani yok sayılanların yok sayılanı olarak kabul edildiği bir coğrafyada yaşıyoruz aslında çocukların. Dolayısıyla kuşatma alanı daha büyük çocuklar açısından, daha geniş. Baktığımızda tam da aslında çocuklara yönelik politikalarda, çocuklara yönelik yaklaşımla ilgili sorun var. Çocuklara yönelik yaklaşım nedir? Ya geleneksel bir yaklaşımla bir tür ebeveynin uzantısı olarak görülen çocukların olduğunu görüyoruz. Ya da doğrudan geleceğin bir misyoneri olarak, yani geleceğin şimdinin değil, doğrudan geleceğe yönelik sermaye yapılan, aslında doğrudan yatırım yapılan özneler olarak görüldüğünü görüyoruz. Şimdi bu iki yaklaşım da aslında çocukları politik özneler olarak, toplumsal özneler olarak gören yaklaşım değil. Yani toplumun eşitler arası özneleri olarak gören bir yaklaşım değil. Şimdi böyle bakmadığımızda çocuklara,
Çocuklara ne mecliste ne toplumsal yaşamın herhangi bir alanında söz hakkı verebiliriz ya da yer bulabiliriz. Dolayısıyla çocukların öncelikle varlığını kabul etmek gerekiyor. Biz HDP Çocuk Komisyonu olarak peşimde 14 Mayıs'ta aslında Yeşil Sol Parti olarak Yeşil Sol Parti adı altında gireceğimiz için, birlikte gireceğimiz için Yeşil Sol Parti olarak aslında hem seçim beyannamemize hem de uzun süredir sürdürdüğümüz çocuk politikaları mücadelesinde diyelim. Baktığımızda öncelikle 14 Mayıs'tan sonra aslında geleceğe yönelik ikinci yüzyılda diyelim sözümüzü beyannamede çok aslında derinlikli bir şekilde ifade ettik. Şunu söylemek gerekir, aslında bizim beyannamemizde 76 sayfalık beyannamemizde 77 kez çocuk geçiyor. 77 kez çocuk. Yani bunun nicel anlamını ifade etmiyorum aslında. Sayısal anlamını evet. ifade etmiyorum. Aslında beyannamenin ne kadar çocuk odaklı olduğunu gösteriyor bize bu. Bir çocuk odaklı bir beyanname hazırladık. Çocuk odaklı ikinci yüzyıla bir söz söylüyoruz. Bu nedenle bir yoksullaşma, kadınlar meselesi, mülteciler meselesi, engellilik meselesi, bu ülkenin tüm ezilenlerin meselesi aslında aynı zamanda çocukların meselesi. 77 kez geçen bağlam aslında aynı zamanda bunun bağlamı. O nedenle çocuk odaklı bir beyanname ve çocuk odaklı bir parti politikasını ikinci yüzyılda ifade ediyoruz aslında. Buna doğru bir duyuru, bir çağrı yapıyoruz aynı zamanda. Bu sadece bizim iddiamız değil. İkinci yüzyılda aslında bu meclise gelecek, 15 Mayıs'ta meclise gelecek bütün partilerin sahiplenmesi gereken bir iddia. Bu iddia aynı zamanda şunu ifade ediyor, sadece meclis politikalarıyla çözülemeyecek bir iddia. Yani çocuklara yönelik uluslararası sözleşmelerin düzenlenmesiyle ya da yasal düzenlemelerle, yasal teminatlarla düzeltilemeyecek bir mesele. Tabii bu çok önemli. Yani mecliste tamamen bunun değiştirilmesi, çocuklara yönelik politikaların değiştirilmesi, bizzat değiştirilmesi ama çocuklarla birlikte değiştirilmesi. Çocukların 23 Nisan'ın bir geçit töreni haline getirilmemesi. O gördükleri çok kudretli, çok güçlü gördükleri koltukların bir malzemesi haline getirilmemesi. Deprem bölgesinde kürsünün önüne konularak beresi çıkartılan ve yüzü görünen çocuklar haline getirilmemesi. Bu nedenle aslında ikinci yüzyılda cumhuriyetin demokratikleşmesi anlamına geliyor. Çocukların alanlarının, çocukların sorunlarının çözülmesi aynı zamanda bir demokratik, özgürlükçü, laik, bilimsel bir gelecek anlamına geliyor ve şimdi anlamına geliyor. Sadece geleceğin özneleri değil, şimdinin özneleri anlamına geliyor. Bu nedenle çocukların sorunları çok boyutlu. Biz Yeşil Sol Parti olarak aslında bir çocuk bakanlığının kurulmasını, meclis bünyesinde bir çocuk ihtisas komisyonunun kurulmasını özellikle söylüyoruz. Çocuk parlamentosunun hayata geçirilmesi için aslında öncülük edeceğimize dair bir sözümüzü çok güçlü bir şekilde söylüyoruz. Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni biliyorsunuz, kimi maddelerinde ana dili, inanç ve kültürel haklar maddesinde kimi çekinceler var Türkiye'nin koyduğu. Bu çekinceleri kaldırmaya dair bir sözümüz var. Çocuklara yönelik her türlü suçun önlenmesi amacıyla iyi hal indirim uygulanmasına ve cezasızlık politikaları, bu en çok hani karşılaştığımız sorun çocuk alanında yaşanan istismarlarda, şiddetlerde büyük bir cezasızlık politikasıyla karşı karşıyayız. Bu cezasızlık politikasına son vermek için geliyoruz aslında. Aynı zamanda ana dili, kimlik, kültür, inanç, mezhep, cinsiyet, beden farklılıklarına yönelik ayrımcılığa son vermek için çocukların temel ihtiyaçlarına yönelik, yani beslenme, barınma, sağlık, ulaşım ve çocukların aç bilaç okullarına gitmemesi için, orada bayılmamaları için pek çok haber alıyoruz, pek çok şey duyuyoruz, pek çok şey biliyoruz okullarda yaşanan, eğitimde yaşanan. Çocukların aslında eğitim hakkına eşit ve parasız bir şekilde, ücretsiz bir şekilde erişmesi için. Bununla birlikte engelli çocukların aslında çok eşit bir şekilde toplumsal yaşama katılmalı. Mülteci çocukların diğer çocuklar kadar bu ülkede eşit olmaları. Savaş politikalarına son vermek çocuklar açısından çok elzem. Savaş politikalarıyla birlikte aslında çocukların yoksullaştırıldığı bir sürecin, tamamen temel ihtiyaçlardan yoksun bırakılan bir süreci görüyoruz. Çocuk cezaevlerinin kapatılmasını istiyoruz. Tarikatlara ve cemaatlere çocukları mahkum etmek istemiyoruz. İktidarın aslında son 22 yıldır kendi iktisadi üretiminin aracı haline getirdiği tarikatlar ve cemaatleri ve doğrudan organik bir ilişki kurduğu tarikatlar ve cemaatleri mahkum etmeyecek özgürlükçü, layık bir eğitim sistemi istiyoruz.
ve evlilik adı altında aslında çocuk istismarına son vermeye geliyoruz. Ama bunu gerçekten çocuklarla birlikte inşa etmek için geliyoruz. Sözümüz buradan söylüyoruz. Evet, şimdi meclis araştırmaları dediğiniz, bunu çok önemsiyorum. Mecliste şöyle bir araştırma yapılsa acaba diyorum. Hani özellikle çocukların eğitimi üzerinden, işte açlık, tokluk, çocukların ayrıştırılması üzerinden bakıldığında oradaki vekillerin çocuklarında acaba hiç etrafında böyle bir şey yaşamadıkları için mi bu kadar kayıtsızlar bu ülkede yaşanan bu kadar büyük bir soruna? Bunun sorun olduğunu biliyoruz, dile getiriyorum. Önemli bir noktaya değindiniz. Mesela dini inanç dediniz. Din kültürü dersinden muaf olan çocuklar var. Bu çocuklar zaten sınıflarında orada burada bir kere şey oluyor yani, hemen beliriyor işte 3 kişi 5 kişi ve belge istiyorlar mesela. Çocuklara bunu söyleyebiliyorlar bile, işte bilmem neysen artık, Katoliksen ya da vesaireysen, Yahudiysen belge getir deniyor. Çocuk zaten arkadaşları içinde böyle bir zorbalığa maruz kalıyor. Bununla ilgili de bir çalışmanız olacak mı? Yani çocukların özellikle ayrıştırılması, yani 30 tane çocuk bir derse giriyor, işte 5 tanesi dışarıda. Zaten burada başlıyor bu ayrıştırma. Bunu nasıl dengeleyebiliriz biz bu ülkede, özellikle çocukların bu noktadan bakarsak? Hani karnını falan doyurduğumuzu varsayıyorum. Onlar tabii ki çok derin bir sorun ama hani bu noktadan baktığımızda nasıl olacak? Dediğiniz gibi göçmen çocuklar var. Çocuk çocuktur. Yani çocuğun dili yok. Çocuğun aslında ülkesi bile yoktur. Çocuk dünyanın çocuğudur. O çocuklara yapılan müthiş ayrımcılıklar var. Özellikle göç eden çocuklara. Onları korumak adına neler yapabiliriz? Bazı göçmen çocukları ailelerinden de korumak adına neler yapılabilir? Bu politikalar hazırlandı mı? Tabii aslında şöyle, yani söylediğiniz gibi bir sınıfsal işsizlik var. Tam da aslında devletin kapitalist ekonomi politikalarıyla birlikte çocukların yoksullaştırıldığı, işçileştirildiği aslında bir siyaset politika var. Bir rejimle karşı karşıyayız. Bir yandan da aslında kimliklere yönelik eşitsizliklerle. Şimdi zorunlu din dersin özellikle kaldırılacağı bir aslında ikinci yüzyıl istiyoruz. Meramımız tamamen eğitim sisteminde aslında zorunlu bir din dersinin kaldırmasına yönelik. Zaten aslında bunu defaatle vurguluyoruz. Yani asgari pedagojik eğitimi bilgisine sahip olan bir birey zaten şunu ifade eder. Soyut düşünce evresinde olan bir çocuğun din eğitimiyle karşı karşıya bırakılmasını bir zorunluluk üzerinden ancak inşa edebilirsiniz. Dolayısıyla böyle bir zorunluluğu özellikle Alevi çocukların karşılaştığı ve özellikle Müslüman olmayan çocukların karşılaştığı bir deneyim olarak vurgularsak zorunlu din derslerinin tamamen son bulacağı bir aslında ikinci yüzyıl istiyoruz. Bunun yanında mülteci çocukların kendi dillerini rahatça ifade edebileceği, entegrasyon değil bakın, yani buna özellikle dikkat çekmek isterim. Yani özellikle göçmen çocukların, mülteci çocukların entegrasyonundan bahsediliyor. Halbuki entegrasyon değil, birlikte yaşama. Yani çocukların birlikte yaşaması ve çocukların aslında mülteci çocuk, Kürt çocuk, Alevi çocuk olarak etiketlenmediği bir ortamda birlikte yaşama. Bu nedenle baktığımızda sadece çocukların bakışı değil bu. Bir yetişkin algısı. Yetişkin bakışının aslında çocuklara sirayet etmiş olduğu ve sınıf ortamında, okul ortamında aslında tezahürünü görüyoruz. Bu makro politikaların aslında inşa edilmesiyle birlikte çocukların yaklaşımında değişebileceğine inanıyoruz. Çocukların aslında bu ırkçılık, milliyetçilikle hemhal olmadığını çok iyi biliyoruz. Hani bir çocuk aklının. Ama bu söylediğiniz hani vurgu, yani bir dilin ya da bir din baskısı altında yaşamamanın hani inşasını ancak bir toplumsal yaşam içerisinde inşa edebiliriz. Ya bu uzun erimli bir aslında mücadele. Hemen 14 Mayıs'tan sonra olacak bir mücadele değil. Şunu da özellikle vurgulamak isterim. Bu AKP-MHP iktidarıyla da oluşmuş bir şeydir. AKP-MHP iktidarıyla ivmesini kazanmış. Artık aslında zirve haline gelmiş bir problem. Ancak 100 yıllık aslında Cumhuriyet kodlarında da benzer süreçlerin çocuklar açısından eğitim yaşantısında ve toplumsal yaşamda yaşanan kimi baskı süreçleri var. Bu nedenle aslında bu kurucu kodların yerine Cumhuriyet'in tamamen demokratikleştiği ve toplumsal yaşamın her alanında kimliklere, ana dillere, inançlara, dillere yönelik baskının son bulabileceği bir toplumsal yaşam mücadelesiyle birlikte olabilecek bir süreç. Evet. Bu 15 Mayıs'ta kalktığımızda meclisin AKP-MHP iktidarın olmadığı bir meclisle birlikte uyanabileceğimiz bir ülke değil. Elbette nefes alabileceğimiz, çatlağı derinleştirebileceğimiz bir ülke. Ama bu hep birlikte yürüteceğimiz bir mücadele. Bunun siyasal ve toplumsal sorumluluğunu üstlenmemiz gereken bir mücadele ve uzun erimli
önemli bir mücadele diye hani söylemek isterim. Evet. Sayın Türkmen, şu noktada ayrışıyor muyuz bilmiyorum ama şimdi çocuklar dediniz aslında böyle bir ayrışma yapmıyor kendi arasında. Ama o zaman şuraya gidelim. Ailelere başta biz bir eğitim verelim. Çünkü bu yaşanıyor. Çocuk ailede ne görürse bir kere ayrışma oradan başlıyor. Ailede gördüğü ayrışmayı sınıfında arkadaşına uyguluyor. Taşıyıcı oluyor. Yine suçlu değil çocuk. Çocuk elbette ki çocuk. Ama taşıyıcı oluyor. Şimdi bununla ilgili neler yapılmalı? Yani en başta bir kere biz bu yetişkinlerin bir uzlaşmasını, anlaşmasını sağlamamız lazım. Yoksa çocuklar kendi başına çocuk. Hep örnek veririm. Hiç siz bir parkta kumdan kale yapıp oynarken yanına siyahi bir çocuk geldiğinde, göçmen bir çocuk geldiğinde nerelisin? Anne ne iş yapıyor? Baban ne iş yapıyor? Hangi soran bir çocukla ben rastlamadım. 4 tane çocuk büyütüyorum. Evet 4 tane. Hiçbirine rastlamadım. Sormaz çocuk. Çocuk oynar direkt. Sadece konuşamıyorsa annesinin yanına gelir. Ya anne hani konuşamıyor der. İşte kızım senin dilini bilmiyordur ya da oğlum dersiniz. Şimdi çocuklar böyleyken biz ne yaptık bu çocuklara da? Bu çocuklar sınıfta, ortaokulda, lisede aklı başına erince birbirlerine zorbalık yapan çocuklar haline geldi. Biz bu çocuklara ne yaptık? Şimdi şöyle az önce de söylediğim şey aslında özcü bir yaklaşım. Çocuklar hani doğduktan itibaren böyle bir ırkçılık, milliyetçilikle aslında çevrelenmiyorlar. Kendileri böyle bir ırkçı, milliyetçi bir bakışa sahip değiller. Tam da dediğiniz gibi o toplumsal yaşamın içerisinde. Sadece ebeveynler değil aslında. Burada ebeveynleri sadece hani hedefe oturtursak bir tür sanki ebeveyn yetiştirmesi olarak görmüş oluruz. Halbuki çocuk büyük bir toplumsal kuşatma altında. Örneğin teknolojiyle yani bütün izlediği çizgi filmlerle, aldığı eğitim süreciyle, öğretmenlerin aslında dayattıklarıyla, eğitim ortamının dayattıklarıyla, sokakta gördüğüyle, herhangi bir ilişkide gördüğüyle, mahallesinde gördüğüyle, komşusundan gördüğüyle. Ya da haberlerde gördüğüyle. O yüzden çok dikkat ediyoruz biz de haberleri yaparken. Buna maruz çok bırakılan pek çok boyut var. Dolayısıyla bir ebeveyn odaklı da düşünmek hani çok uygun olmaz. Bu sefer bütün sorumlu aslında ebeveyne yüklemiş oluruz. Yani ebeveyn de burada bir suçlu konumuna düşmüş olur. Halbuki ebeveyn de aslında bu iktidarın dönüştürdüğü, aslında yapılandırdığı, ırkçı hale getirdiği. Bir zamanın gençleriydi. 22 yıl önce bu ülkede anne baba değilken iktidarın dönüştürmeye başladığındaki o süreçle evrildi. Doğru söylüyorsunuz. Tabii. Dolayısıyla ebeveynleri böyle bir hani hedef noktasına hani koymaktan ziyade meselenin kendisini daha geniş boyutlu düşünmek ve doğrudan aslında iktidarın politikaları ile ilgili düşünmekte fayda var. Bu nedenle baktığımızda sadece ebeveyn eğitimleriyle yetinilecek bir süreç değil. Bunun arka planında bir toplumsal eşitsizliği yani sınıfsal eşitsizliği ortadan kaldırmazsanız yani bir babanın, annenin ya da çocuk bakımıyla üstlenen kişilerin hayattaki ekonomik sıkıntılarını ortadan kaldırmazsanız aslında hem çocuk şiddetinin, çocuğa yönelik şiddetin, çocukların yaptığı ayrımcılıkların da, ırkçılık, milliyetçilik motiflerinin de arttığını görürüz. Ya da diğer toplumsal yaşamın diğer alanlarında kültürel sanatsal faaliyetleri arttırmazsanız, çocuğun özgürleşeceği, dönüşeceği yaşam alanlarını inşa etmezseniz, bizzat çocukların yaşam alanlarında ama inşa etmezseniz böyle bir dönüştürücü ve özgürleştirici gücü yaratmak mümkün değil. Evet. Bu nedenle bizlerin çocuk alanında aslında mücadele edenlerin diyeyim, demokratik kitle örgütlerinin diyeyim, olabildiğince bu da bir eleştiridir aynı zamanda. Aslında toplumsal yaşamın içinde olması gerekiyor. Sadece kürsülerden, mekan içlerinden seslerini duyuran bir çocuk politikası değil, bir demokratik kitle örgütü yaklaşımı değil, toplumsal yaşam mücadelesi değil, doğrudan çocukların yaşam alanlarında olmaya, mahallelerinde olmaya ya da öğretmenler açısından, eğitmenler açısından, eğitimciler açısından bir özgürleştirici pedagojik eğitimin sahiplenilmesi. Sınıf içleri hala, okullar hala bunun için çok müsait. Aslında öğretmenin hala bir özelliği var. Bunu vurgulayabiliriz. Elbette pek çok baskı var öğretmenler üzerinde ama sınıf içinde bu özgürleştirici, yani cinsiyetçi olmayan, ırkçı olmayan, milliyetçi olmayan bir eğitim, bir eleştirel pedagoji, radikal pedagoji eğitimini, radikal pedagoji deneyim alanını inşa edebilir sınıf içlerinde öğretmenler. Evet. Öğretmenler de bu sürecin bir dönüştürücü sürecin parçası olabilirler. Bu nedenle topyekün aslında hep birlikte bir dönüştürücü, özgürleştirici, çocukların toplumsal özne haline getirici bir sürece katkı konulabilir. Yeter ki yaşam alanlarında olalım. Evet. Yeter ki oturduğumuz yerden değil, mekan işlerinden değil, çocukların yaşamlarında olalım. Mahallelerinde olalım, sokaklarında olalım, her yerde olalım. Evet. Sayın Türkmen, aslında çocuk işçilerle ilgili de bir soru soracağım. Bugün onlara bayram değil maalesef. Yani ben yine işe gelirken Marmaray'da vesaire top taşımada bir sürü küçük çocuk görüyorum. Çocuk olması gerekirken işte elinde mendil satan, sattığı
kaldırılan vesaire, bunları konuşacağım ama bir soru sormak istiyorum size. Hep liyakattan bahsediyoruz. Sizin de belli ki derdiniz, bizim de derdimiz yıllardır bu. Komisyonda kimler var, kimler olmalı? Çok önemli bir noktaya değindiniz. Yani bu işi bilenler olmalı. Çünkü bizim ülkemizde herkes her şeyi bildiği için, kadın meselesini yıllardır erkekler konuştuğu için onlar biliyor demek ki bizim derdimizi. Çocuk meselesinde özellikle bu komisyonda kimler var? Nasıl çalışılıyor? Yani pedagoglar olması gerekmiyor mu benim de bildiğim? Okulda bir eğitim müfredat ya da bir sistemler oluşturulurken hani bu işi bilenler olması gerekmiyor mu? Sizin komisyonunuzda kimler var? Ne hissediyorsunuz bu komisyonla çalışmakta? Kadın oranı ne? Bizim kendi çocuk komisyonumuz evet, değil mi? Parti evet. Tabii, parti öncelikle komisyonu. Ben evet. Yani öncelikle komisyonumuz yani çocuk komisyonu ya da bizim çocuk yaklaşımımız kadın odaklı bir yaklaşım değil. Onu öncelikle vurgulayalım. Ya yani anne odaklı bir yaklaşım değil. Evet. Hani sanki böyle bir çocuk yaklaşım ya da çocuk politikaları inşa ederken daha çok kadınların olması gerektiği gibi bir arka plan çıkarılır. O açıdan sormadım. Aslında kadını tamamen ayrı çünkü HDP'yi de bu konuda çok takdir ediyorum. Hep eş başkanlık var. Hep orada olduğu için hani ona atıf yaptım. Yoksa dediğinize katılıyorum. Kadın üzerinden çocuk algısını bir kenara bıraktığımız zaman zaten yol alacağız. Ama bu noktada biliyorsunuz ki birçok partiye bakıyoruz. Kadın hakları savunucusu ilan ediyor kendisini. 81 il başkanlarına bakın 4 tane kadın il başkanı var. Söylediğiyle yaptığı olmuyor. O noktada söylemiştim. Buyurun. Yani sizin vurgunuz üzerinden değil. Genel olarak hani çocuk evet. meselesi düşününce komisyonlar oluşması ya da bizim mesela işte mecliste çocuk ihtisas komisyonu dediğimiz komisyona hani istememiz aynı zamanda içeriye ilişkin de bir fikrimizin olmasını aslında gerektiriyor. Hı-hı. Bu komisyonda elbette işte Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın işte kadın bakanı gibi şimdiki iktidar tarafından düşünen bir şey düşünmüyoruz. Asla böyle bir talimiz yok. Yani bir kadın bakanların bu komisyonda olmasını asla hani çoğunlukta olmasını asla hani böyle bir şeyi tahayyül etmiyoruz. Asla böyle bir fikri savunmuyoruz. Kadın erkek eşitliğini savunuyoruz. Evet. Bu komisyonda ve kendi komisyonumuzda da aslında doğrudan kadın yani kadınların varlığının çokluğu değil elbette toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Yani bu kız çocuk ve erkek çocuk meselesinde de olduğu gibi. Aynı zamanda biraz önce bahsettiğim sorunlar çok boyutlu olması sebebiyle aslında biz komisyonlar arası çalışıyoruz. Yani çocuk komisyonumuz farklı başlıklar altında çalışıyor. Bizim ikinci yüzyıl için istediğimiz aslında çocuk ihtisas komisyonu da tahayyülünü de ifade ediyor bizim komisyonumuzun çalışmam için. Bunu da vurgulamak isterim. Ya bu çok güzel yani bunu ben de şimdi söyleyince böyle oturtunca da çok çok güzel. Yani farklı başlıklar altında çünkü hepsini biz şeye koyduğunuzda çözüm süreci de zor olabilir. Çok güzel, çok teşekkür ediyorum yani bu arada böyle bir komisyon olduğu için bu ülkede yaşayan bir yurttaş olarak gerçekten çocuk haklarıyla birileri ilgileniyor. Bunu bilmek, bir komisyonun olduğunu bilmek, liyakat sahibi insanların olduğunu bilmek biraz ferahlatıyor bizi önümüzdeki yıllar için umut duyuyoruz. Buyurun. Bu nedenle komisyonun altında da işte arkadaşlarımızın kimileri cezaevine, çocuk cezaevleriyle ilgili çalışırken, mesela doğrudan buna spesifik olarak odaklanırken, bir kısım arkadaşımız doğrudan emek alanında, çocukların işçileştirilmesi alanında çalışıyoruz. Mesela bunlar bu komisyon alanlarının farklılığı, yani arkadaşlarımızın farklı alanlarda çalışması aynı zamanda yeni kavramlar üretmemize de neden oluyor. Bunu da vurgulamak isterim. Örneğin biz çocuk işçiliği demiyoruz. Çocukların işçileştirilmesi diyoruz. Çocuk işçiliğini kabul etmiyoruz. Çocuk evet. işçiliği dediğimiz zaman bir tanım aslında kabul etmiş oluyoruz. Yani bir şeyin varlığını kabul etmiş oluyoruz. Bu nedenle çocukların işçileştirilmesinden bahsediyoruz. Yeni kavramları ürettiğimiz, farklı başlıklar altında çalıştığımız çok boyutlu bir komisyon. Bununla birlikte şunu da bir vurgulamak isterim. Diğer komisyonlarımızla birlikte çalışıyoruz. Yani çocuk alanının kendisi çok kesişimsel olduğu için engelliler komisyonumuz mesela çok güçlü bir komisyon, partimizin komisyonu. Engelliler komisyonu ile birlikte, onlarla birlikte, onlara danışarak eğitim komisyonu ile birlikte çalışıyoruz. Sosyal güvenlik komisyonu ile birlikte çalışıyoruz gibi komisyonlarla etkileşimli çalıştığımız vakit aslında çocuk meselesinde çok boyutluluğunu daha fazla sahiplenmiş oluyoruz. Yeni kavramlar üretmiş oluyoruz. Ama aynı zamanda biraz önce vurguladığım ikinci yüzyılın çocuk ihtisas komisyonu olarak sözümüzü söylediğimiz ya da vaat ettiğimiz buna dair bir çağrı yaptığımız aslında komisyonun altyapısını da şimdiden oluşturmuş evet. oluyoruz. Sayın Türkmen çok teşekkür ediyoruz. Bugün önemli bir bilgi, çok güzel bilgiler aktardınız ama hemen alıyorum bir tanesini. Çocukların işçileştirilmesi. Önemli bir kavram. Ben de buna dikkat edeceğim. Tıpkı çocuk gelin gibi, çocuk ve gelin yan yana gelmez dediğimiz gibi bu kavramı da dediğiniz gibi işte böyle birlikte çalışarak ortaya yeni kavramlar, doğru algılar, doğru olması gereken şeyler yolunda adım attığınız ve çalıştığınız için çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık.
Sağlıklı günler, çocukların daha özgür, daha adil, eşit bir ülkede yaşayabileceği günlerin umuduyla diyorum. Sevgiyle kalın. Çok teşekkürler. Çocuklarla birlikte değiştireceğiz diyorum ben de. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler, yavaş yavaş artık programımızı noktalıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bayramı çocuk gibi kutlayan herkese kutlu olsun. İçinde çocuk sevinci yaşayan herkese kutlu olsun. Bir de işte az önce konuştuk, gerçeklerimiz var. Bu gerçekleri konuşmadığımız, bu rakamların neredeyse sıfırlandığı, çocuk işçileştirilmiş çocuk sayısının ülkemizde olmadığı, yoksul, aç, karnı doymadan yatağa giren çocukların olmadığı bir ülke hayal ediyoruz. Hep birlikte bu ülkeyi inşa edebilir miyiz? Neden olmasın? Birbirimize saygı göstereceğiz. Hep söylediğim gibi. Evet, hiçbir başarı tek kişilik değildir efendim. Tek adam rejimine atıfta bulunuyoruz bu arada. Herhalde mesajlarına gitmiştir. Biz bir ekibiz. Kocaman bir ekibim var. İçeride sevgili yönetmenim Yonca var. Editörümüz İbrahim var. Burada kameramanımız Mahkum var. Seste hangi arkadaşım vardı? Evet, onu da söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Bir de bugün 23 Nisan olması dolayısıyla bir yandan iş yapıyoruz, yayın yapıyoruz. Bir yandan benim ufaklıklar geldi, onlara da bakıyorlar. Çok teşekkür ediyorum onlara da. Bütün çalışma arkadaşlarım adına, hiçbir başarı tek kişilik değil lafımı tekrar ediyorum. Bu ekranlardan bizi izliyorsanız arkada emek çok büyük. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım adına da sağlıklı bir hafta diliyorum. Hoşça kalın. Bizden ayrılmayın.